Yeni bir bölümden herkese günaydınlar. Asran'dan çıkıyorum. Uzun bir offroad ve bozuk yol tecrübem olacak. 300 kilometreyi 9 saat veriyor. Saat şu an Türkiye saatiyle 7, Asran saatiyle 8. Bir saat daha ileri atacak. Saat 9 olacak. Ve bugün Kazakistan'a giriyorum. Atrav'a gidiyorum. Atrav. Bilmiyorum. Üçünden biri. Yani hepsi aynı da aslında. Nasıl söylendiğini bilmiyorum. Herkese Asrahan'dan kocaman günaydın ve yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün 350 kilometreyi 7 saatte alacağım bir Kazakistan geçişim olacak. Hava çok sıcak, yolun bozuk olduğunu biliyorum. Hadi babacığım biriniz yol verin. Yeni bir ülke, yeni bir macera. Rusya'dan çıkıyorum. Yani artık son günlere doğru böyle İngilizce bilmedikleri için birazcık geriliyordum. Fakat artık devam ediyoruz. Ses sanırım daha iyi. Öyle olduğuna inanıyorum. Ne yaptım ekstra? Kendi aparatını taktım GoPro'nun. Artık vizörüm tamamen kapalı olabiliyor. Dün biliyorsunuz pasaportuma el koydu otel, rublem olmadığı için ve gittim deli gibi her yerde banka aradım. Neyse ama halledebildim. Bir sorun kalmadı. Asran güzel şehirmiş ama önceki videoyu izlediyseniz zaten çok iyi gezdiniz benimle birlikte. Yanımda şuradan dün benzinci aldım. Yanımda 10 litre yedek benzinim var artık. Depomda 300 götürse, ha buradan da öneceğiz, 300 götürse nereden baksam bir 500 kilometre range'imiz var. Asran'ın şehir merkezi güzeldi ya, güzeldi. Şimdi şehirden çıkıp kendimizi araziye vuracağız. Hadi hayırlısı. Niye böyle olmuş? Yazmış açı ile ilgili. Teşekkür ediyorum uyardığınız için ama yani yola yeni adapte oluyorum ve haliyle hemen o hallolmuyor her şey. Hem motosiklet kullan hem bir şeyler planla. Yani anlayış göstermenizi bekliyorum. Bu arada Asran'ın merkezine geldik. Dün Kremlin vesaire vesaire acayip güzeldi ya. Bugün de Kazakistan demek. Ama Kazakistan'dan bu arada hemen çıkacağım. Şeye doğru gideceğiz. Özbekistan'a geçiş yapacağım. Özbekistan'dan sonra tekrar Kazakistan'a, Almatı'ya gireceğiz. Bu nasıl bir trafik ya? Dayı üstüme çık. Üstüme çık. Ne yapıyorsun? Tövbe yarabbim. Sabah insanlar işe gidiyor canım. Yani bu kadar trafik normal. Ama 800 bin nüfusa çok bence yani. Yoksa sıkıntı yok. Tabii ki gitsinler işlerine insanlar. Yandex başka bir yerden götürüyor. Garmin başka bir yerden. Google Maps başka bir yerden. Hayırlısı hakkımızda. Dayı ne yaptın? Lan öyle bir çıkış mı var?
sevmedim şu an trafiği. Bir de çok sıcak. Şu an 30-28 derece. Ne güzel. Büyükmüş buralar ya. Ay bak, burada geçmek çok zor işte. Ben buradan organize edemiyorum bu işi. Buradan zor. Çünkü bizde sola dönüşlerde falan da kırmızı var ya, orada rahat oluyor ama bunlarda olmuyor. Aslında bir sürü adacık üzerinde hareket ediyorsunuz. Şehir adacıklar üzerine kurulmuş zaten. Mesela geçen gün başka bir adadan, köprüden geçtim. Toplamda 40'a yakın köprü var burada. Bak, haritada da görüyorsunuz. Volga Nehri'nin üstünde oluşturduğu adacıklar var. Adacıkların üzerinden geçiyorum. Aa, Boğaz Köprümüzü özledim ya. Vallahi özledim. Kaç gün oldu yola çıkalı ben? Salı günü 2 hafta 10 gün falan oldu. Bu arada rüzgarlı ve ben çöle gireceğim yani. Bir tık şey, sıkıntı yaşayabilirim gibi geliyor. Oha, şurası ne ya? Baksana, şey olmuş, çimlerin oradan içi içi göl olmuş hep. Rüzgar fena esiyor ama size manzara göstereceğim. Oha, çok güzel. Hazar Denizi'ni henüz göremedim yalnız ya. Sadece Volga Nehri'ni görüp duruyorum. Çok güzel. Çok rüzgar var. Fena, cidden rüzgar fena. Umarım sıkıntı yaşamam. O neymiş be ortadaki? Bakayım. Hiç anlamadım. Sen nesin anne? Neredeysin? Ula ula. Bana verecek misin? Bak, atırabı okuyabiliyorum, diğerlerini okuyamıyorum. Benziyor yani. Abo, fena bir rüzgar var. Yine bir çukurlar başladı. Sınır geçişlerimiz olacak ya. Kazakistan'a geçeceğiz. Hayırlısı. Lan. Burası ne, yol bitti? Şurada. Ha, şu köprüden geçişin parası mı? Ne güzelmiş. Burada şeyde de var. Hello. Jasmine. Bundan sonra
Gidiyorum. Bay bay. Biraz korkuyorum. Oo, Yüzer Köprü'den geçeceğim. Lan motor 3'teymiş. Oha çok güzel. Hayatımdaki ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Ya nasıl güzel. Yüzüyorum bildiğin. Oha çok iyi. Demek ki bunu, bu arada alttan sular geliyor. Dayı üstüme çıkacağım. Yüzen Köprü. Hala Rusya'dayım bu arada. Kazakistan'a geçmedim. Dayıcığım. Ben denizde bir balık. Çok güzeldi ya. Keşke bir daha geçsem. Vay be. Ay yanlış döndüm ya. Şunu. Geçeyim mi ben? Dayım bir saniye. Burası neresi onu anlamadım. Daha sınırı olması lazım. Türk yok mu ya? Sınır mı burası? Sınır mı? Sınır galiba. Sınırdayım ve yaklaşık 15 dakikadır bekliyorum. Hello? Little, but I know. What countries? Ne? Bir dakika. Şu şekilde çıktım arkadaşlar. Sadece ne kadar bekledim? Yarım saat 40 dakika kadar bir bekleme sürem oldu. Fakat çok sorunsuz, çok güzel bir şekilde geçtim. Şimdi 10 kilometre ileride Kazakistan gümrüğü varmış. Oraya geçeceğim. Bu arada geçen bölümde hatırlıyor musunuz? Rusya için evrağı unuttuğum için geri dönmüştüm. O evrağa bakmadılar bile. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Çok çok tatlı insanlar. O kadar güzel yardımcı oldular ki. Motoru bile adam çekti yani. Şimdi 10 kilometre ileride Kazakistan gümrüğüne gidiyoruz. Oraya da geçince bakalım hayırlısı. 300 kilometre gerçekten çok bozukmuş.
Kazakistan'a hoş geldik arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz güzel ama çok ciddi bir rüzgar var. Çok fena. İnanılmaz tatlı gümrük görevlileri vardı. İnanılmaz iyilerdi. Anlatacağım. Dudaklarım hep çatladı. Bunlar hep krem, benden iğrenmeyin olur mu? Çok kötü durumdayım. Kazakistan'a giriş yaptım ve küçük bir atıştırmalık mola verdim. Çünkü çok tatlı bir kız çocuk. Çünkü çok gürültü var. Çünkü önümde 285 kilometrelik bir bozuk yol var. Çok çukurlu, çok uyardılar. Devam ediyoruz. Kazakistan'da bir benzinci ve inanılmaz sıra var çünkü buradan sonra hiçbir şey yok. Devam. Bence ben dünyanın en şanslı insanlarından biri olabilirim. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu çocuk bana... Çıkamadım ki. Çocuk bana Atırava kadar eşlik edecek. Yani yol çok bozuk diye beni yalnız bırakmak istememiş. İşitme engelli ve yazışarak anlaşıyoruz. Yani inanılmaz bir deneyim ya. Gerçekten yolda olmak müthiş bir deneyim. Ya dedi ki, ben yazdı, korktum dedi. O yüzden birlikte gidiyoruz. Bakalım. Vallahi başladık. Kum ne ya? Abi.
çocuk. İşitme engelli, okey diyorum çocuk. Aa, hep damlıyor. Motor komple benzin oldu. Elim, kolum. Bir kutup ayı seksik yemin ederim. Azar Denizi'ni görelim artık.